Piri Reis neden idam edildi? Piri Reis yaklaşık 85 yıllık hayatı boyunca Akdeniz'den Hint Okyanusu'na birçok seferde görev almış ve sayısız deniz zaferinin mimarı olmuştu. Siyaseten katli ferman edildikten sonra İskenderiye'de başı vurularak idam edildi. Piri Bey, Ayas Paşa ile beraber Basra'ya düzenledikleri seferlerle 1546 senesinde Kızıldeniz ve Hint Okyanusu civarında Osmanlı Devleti sancağını dalgalandırmayı başarmıştı. ...1525 tarihinde Süveyş'te kurduğu deniz üssü ile bölgenin en saygın komutanlarından birisi konumuna gelen Piri Reis, Şeyh Ali bin Süleyman el-Tarlaki'nin Portekizlilerle anlaşarak Osmanlı'ya karşı hareket etmesi üzerine 1547 senesinde Kanuni Sultan Süleyman'ın buyruğuyla sefere gönderildi. 1549 tarihinde ise bölgedeki en büyük deniz üssü olan Aden şehri Piri Reis tarafından fethedildi. Bu zafer sonrası Kanuni Sultan Süleyman, Hint Kaptanı Deryası vazifesine getirdiği Piri Reis'e çok gizli bir görev tevdi etti. Buna göre Kanuni Sultan Süleyman, İran'ı tamamen fethetmek için harekete geçecekti. Bu sırada Portekizlilerin Basra üzerinden fethe müdahalesini kesmek için Piri Reis, 15 bin kişilik kuvveti Basra'dan gizlice alarak büyük bir gizlilik içerisinde Hürmüz'e götürecek ve burası Portekiz işgali ve tehdidinden tamamen temizlenecekti. Plan devreye koyulmuşsa da Portekizlilerin bölgede Alvaro do Noronha gibi kritik bir amirali vardı. Piri Reis'in hünerlerini yakından bilen Noronha, fustalarını alarak küçük, hızlı gözcü gemisi, her türlü riske rağmen Piri Reis'in tüm hareketini takip ediyordu. Hatta bir fustaya bizzat binerek Piri Reis'i izleyen önemli amirallerden Simeo da Costa canını son anda kurtarabilmişti. Piri Reis planın deşifre olduğunu düşünerek elindeki donanmayla Maskat'ı kuşatmış ve ele geçirmişti. Bir ticaret şehri olan Maskat'ın zenginlikleri dillere destandı. Piri Reis yağmayı tamamladıktan sonra Basra'ya döndüğünde Kubat Paşa tarafından hiç de iyi karşılanmamıştı. Piri Reis plana ihanet etmişti ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisine verdiği görevi yerine getirmemişti. Yaptığı hatanın geç de olsa farkına varan Piri Reis, ele geçirdiği hazineleri 3 gemiye yükleyerek İstanbul'a doğru hareket etti. Bu hareketle kendisini Kanuni Sultan Süleyman'a affettirmeyi umuyordu. Ama onun Basra'dan çıkarak İstanbul'a hareket ettiğini öğrenen Portekizliler
vakit kaybetmeden Basra'daki Osmanlı güçleri üzerine büyük bir sefer başlattı. Piri Reis yoldayken bir gemisini kaybetmiş ve İskenderiye'ye çok zor şartlarda varabilmişti. Karaya adım atar atmaz Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanınca yakalandı ve boynu vurularak idam edildi. Tarihçilerin önemli bir kısmı Piri Reis'in katledilmesini bu şekilde kabul ederken, bazı tarihçiler Piri Reis'in Portekizlilerden rüşvet aldığını da söylemektedir. Eski Osmanlı kaynaklarının bir kısmında yer alan rivayete göre Piri Reis'in Hürmüz muharasını kaldırmasının sebebi şehirdeki Portekiz kumandanından rüşvet almasıdır. Müverrih Ali ve Peçevi de bu rüşvet meselesine temas etmekle beraber hadiseyi Kubat Paşa'nın garazına atfederek para mukabilinde muhasara kaldırma rivayetinin sıhhatine inanmamaktadırlar. Bir başka tarihi kaynağa göre Piri Reis'in siyasi entrikalara kurban gittiğini tespit etmektedir. Piri Reis'in servetini ve liyakatını hazmedemeyenler Topkapı Sarayı'nda icra ettikleri entrikalarla böylesi müstesna bir devlet adamının başını yemiştir. Piri Reis'in bu pek parlak ve meşakkatli seferi Türk amiralinin bilgesini ve servetini kıskanan rakiplerini azdırdı. Beylerbeyi payesiyle Mısır'a, Basra'ya ve Arabistan'da kendi fethettiği toprakların başına getirileceğinden çekinilmiş olmalıdır. Rakiplerin istismar ettikleri konu, Portekiz donanmasının Türk donanmasının karşısına çıkmaya cesaret edememesine rağmen ciddi hiçbir sebep olmaksızın küçük Hürmüz Adası'nın fethinin gerçekleştirilmemesi, bilhassa Piri Reis'in donanmayı Basra'da bırakıp Süveyş'e getirmemesidir. Bu ikinci husus üzerinde durmak lazımdır. Türk denizcilerinde, umumiyetle bütün milletlerin denizcilerinde olduğu gibi, gemi adeta kutsal, canlı, sevilmekten ileri bir hisle bağlanılan bir varlıktır. Her Türk kaptanı, yarın İstanbul'da Paşa Kapısı'nda Kasım Paşa'daki Kaptanı Deryalık makamında bana emanet edilen teknenin hesabı sorulur endişesi içindeydi. Onun için Piri Reis gibi Osmanlı Cihan Şumul denizciliğinin piri olan Kemal Reis'in yanında yetişmiş pek tecrübeli ve ihtiyar bir amiralin çok ciddi sebepler olmaksızın donanmasını şu veya bu vesileyle başka bir Türk limanında bırakıp amirallik merkezi olan Süveyş'e dönemeyeceği aşikardır. Kubat Paşa, Türk amiralinin donanmayı Basra'da bıraktığı haberini Piri Reis'in aleyhinde bir hava ile Divanı Hümayun'a rapor ederken, Süveyş'e döndükten sonra Mısır Beylerbeyi de amiralin donanmayı Portekizlilerden korkusundan geri getirmediğini İstanbul'a yazmıştır. Hatta donanmanın Portekizlilere kaptırıldığı rivayetleri İstanbul'a gelmiş ve imparatorluk taht şehrinde
büyük dedikodular yapılmış, teessürler izhar edilmiştir. İki beylerbeyinin aynı manada Piri Reis aleyhinde rapor göndermeleri divanı şaşırtmıştır. Sadrazam Rüstem Paşa'nın da korsanlıktan yetişmiş, boyun eğmez Türk amirellerinden nefreti malum olduğundan Piri Reis aleyhindeki havayı körüklediği muhakkak sayılabilir. Bunun üzerine Kanuni, asrını lekeleyen birkaç hadiseden birini teşkil eden bir ferman çıkartılarak büyük denizcinin başının vurulmasına karar verilmiştir. Türk denizcilik tarihinde çok önemli bir yere sahip ve büyük bir servete sahip Piri Reis'in 85 yaşında rüşvet alması pek mantıklı gelmemektedir. İstanbul'daki entrikaların Şehzade Mustafa gibi liyakatlı bir şehzadenin dahi şehadetine sebep olduğu düşünülürse, devletin sarayındaki komplocuların Piri Reis'in de ölümüne neden olduğu su götürmez bir gerçektir.